Ama şu noktadan başlayalım. Şimdi aslında bu hafta şunu konuştuk. Günlerdir İran'da Cumhurbaşkanı reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği o helikopter kazası. Bunu konuşuyoruz. Bu bir suikast mı, kaza mı, darbe mi? Ne oldu ne bitti? Aslında çok fazla soru işareti var. İlerleyen saatlerde, dakikalarda bunu zaten irdeliyor olacağız. Ama biz tam bunları konuşurken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopterde acil iniş yaptı. Paşinyan Taşir'de bir programa katılmak için aslında yola çıkmıştı. Ermenistan liderinin içinde bulunduğu helikopter olumsuz hava koşulları sebebiyle bu şekilde açıklandı. Vanadzora inmek durumunda kaldı. Paşinyan her şey yolunda mesajını verdi ama. Tabii birçok soruyu da gündeme getirdi. Biz hali hazırda zaten pek çok soruyu soruyorken. Mesut Hocam, sizi ben şöyle davet edebilir miyim? Aha. Ayakta o görüntüleri size değerlendirelim. Şimdi ne dersiniz? Bu kadar tesadüfte biraz fazla değil mi? Sürekli biz helikopter kazalarını konuşuyoruz. Paşinyan'a reisi senaryosu mu acaba? Ya da Paşinyan'a bir mesaj mı verilmek isteniyor? Ne oluyor hocam? Ee, şimdi... E... Biliyorsunuz Ermenistan'da İran e, helikopterin düştüğü yerde e, dağlık bölgeler ve e, şu sıra bahar geçişleri olduğu için hava muhalefeti çok sık rastlanan Hı. yerler. Ancak İran olayıyla bunun ben farklı olduğunu düşünüyorum. Bir tanesine düşen helikopter... Bir tesadüf diyorsunuz yani. Amerikan helikopteri bu Mi-8 helikopter gördüğünüz gibi VIP helikopteri. E, Sayın Paşinyan'ın dediğine göre kötü hava şartlarından dolayı mecburi iniş yaptık diyor. Biz oradan karayoluyla gittik. Şimdi gördüğünüz gibi Mi-8 çok kullanılan bir helikopter. Rus ordusunda ve eski Varşova baktığında hepsinde var. Çok ilginç. İran'da e, reisinin helikopteri Bel helikopteri olmasına rağmen diğer iki helikopter Mi-8 helikopteri ve dikkat ederseniz Sayın Putin de şunu söyledi, Rus helikopteri olsa da düşmezdi dedi. Konuştu Bu da bir görüş ama ben o kanaatte değilim. Neden? Gördüğünüz gibi bütün helikopterler arıza yapabilir. Ancak buradaki geçen haftalarda konuştuğumuz bir şey var. Acaba yeni dış politikada suikastler yoluyla yeni bir soğuk savaş mı başlatılıyor? Şimdi bakıyoruz henüz e, daha belli yani başın değil. Yani yana burada mesela helikopterli bir mesaj olabilir. Evet, o mesajı olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz son yaptığı açıklamalar normalleşme ile rota üzerinde Türkiye ile bir uzlaşı yolu arıyor ve şunu söyledi. Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız. Biz vatan içinde vatan arıyoruz dedi. Ve Erivan kahvesinden karşı bir şekilde e, hayal etmenin boş olduğunu söyledi. Şimdi burada Gerçek Ermenistan psikolojisini bir şekilde geçmemiz lazım. Şimdi gerçek Ermenistan ne? Büyük Ermenistan ne? Şimdi Büyük Ermenistan'a baktığımızda gördüğünüz gibi şuradan bakacak olursak haritaya Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığını kazanan bir ülke ama tarihte hiçbir zaman bağımsız toprakları belirli bir Ermenistan devleti olmamıştır. Söylediği tarih açısından doğru. Peki Büyük Ermenistan ne diyor? Bakalım Samsun'dan Doğu Anadolu'nun tamamını kapsayan toprakların vaat edilmiş Ermenistan toprağı olduğu söyleniyor. Şimdi acaba bu Büyük Ermenistan, kaybedilmiş Ermenistan mitolojisi tabuları yıkılması mı? Ve tabuları yıkan acaba Paşinyan, Kafkasya'da Türklerle Ermenilerin, Türklerle Azerbaycanların hatta Gürcistan arasında bir uzlaşı mı istiyor? Ve bu uzlaşı isteyenler kim? istemeyenler kim? Bence istemeyenler. Başta diaspora, ikincisi kilise, üçüncüsü de silah tüccarları. Şimdi bunları anlatıyorsunuz. Neden bunları anlatıyorsunuz? Bu işte acil iniş yapmasıyla nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz bu anlattıklarınızla? Demek ki bizim söylediğimiz rotadan dışarı çıkarsanız sizin helikopterinizi düşürürüz. öldürürüz sizi diyor. Gayet açık bu. Eğer bu bir suikastse. ise. yani siyasete helikopter dizaynı mı yapılıyor? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Helikopter çok sıkı bir hava aracı. Yani ne demek istiyorum? Çabuk düşürülebilen bir araç. Pallerini koparırsanız mecbur işi çok zor. Artı çok yüksek irtifaya çıkamaz. Sürati düşüktür ve riski yüksek bir silahtır. E, 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 hava sefinesi diyelim. Örneğin sabotaja çok açıktır. Yanına yaklaştığınız zaman özellikle kuyruk e, pallerini gevşettiğinizde veya ana rotorda herhangi bir şekilde palleri bozduğunuz zaman pervaneleri çakılarak düşer ve kimse bulamaz. Artı bir uçağa ya, yani konan şimdi bir ülkenin liderini taşıyan bir helikopterin de hani o prosedürlerden işte öncesinde bir uçuş planı yapılmıyor mu hocam? Elbette Hava uçuş durumu planı yapılıyor. Şimdi burada bakımları, e, hava şartlarına bakın, bakılmıyor onu mu? Onu da söylemiştik. Dedik ki biz İran'ın şuradaki uçuşunu Hava durumu kötü Yanlış oldu Yolda mı karşılaştı? De Önceden bu bilinemiyor mu mesela? <laughs> Şöyle şimdi bir helikopterin mutlaka muhafızları var. Onları koruyanlar ve hiçbir pilot ölmek istemez. Pilot da uçak başından ayrılmaz aslında orada. Buna rağmen gelip e, oraya plastik bomba koyabilirler. Altimetrik bomba dediğimiz bombayı koyabilirler. Seyri sefer sistemlerini bozabilirler. Ve e, e, şöyle söyleyeyim suikaste açık bir hava aracıdır. Kurtarılması zordur. Ama bir uçak öyle değil. Şimdi... Ee, buradan tekrar paylaşalım. Kıymetli misafirlerimiz de var burada. Ee, çok şükür devlet gücü yetiyor. Cumhurbaşkanı dört motorlu biz uçak tahsis ettik. E neden efendim Cumhurbaşkanı dört motorlu helikopter uçak verildi? Ya üçü durursa tek motorlu o inebiliyor. Emergensi dediğimiz olağanüstü halde inebiliyor. Şimdi bir devletin devlet başkanı ve üst düzey bakanlarının ölmesi o devlette bir kargaşa yaratır. İki İş istikrarı bozar. Üç, siyasal olarak halkla devlet arasındaki güveni bozar. Ve suikastler de bunu istiyor. Şimdi baktığımız zaman hemen baktığımızda Vietnam Savaşı'na baktığımızda şunu görüyoruz ki Vietnam Savaşı'nı götüren bir JFK var. Kennedy öldürüldü. Yine sizinle tartışmıştık. Kral Faysal'ın öldürülmesi, hmm. Enver Sedat'ın öldürülmesi, Hariri kaçtı, Hindistan'da Gandhi'nin öldürülmesi, Bayan Benazir Butto'nun öldürülmesi, Vehinz Abe'nin Japonya'da öldürülmesi. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Slovakya başbakanına yapılan hatta ve hatta bu hafta Çek Cumhuriyeti'nin başbakanının hmm. motoruna bir sıkıştı yapıldı. Hmm. Demek ki birileri buradaki Kafkasya'daki veya Doğu Avrupa'daki türbülansı değiştirmek istiyor. Fakat benim tespitim şu. Başından buna dünyaya da mesaj veriyor. Biz bu şekilde barışı bir kuramayız diyor. Bu topraklar bize verilmiştir diyor. E şimdi bunu protesto ediyorlar ve istifaya bir şekilde zorluyorlar. Evet. Ama Fransa Ermenistan'a silah veriyor. Halbuki bu şeyin sabotajı olduysa şayet ben şuna bağlıyorum. Tavus bölgesinde dört tane daha köy yapılan anlaşma geri Azerbaycan'a geri verildi hı hı. ve şu var kalıcı ve gerçek barışı barış gündemini isteyen bir Paşinyan var ve gerçekçi stratejik Ermenistan budur diyor. O Bunu zaman bu Paşinyan'ın şu anda yeni bir bakış açısı olduğunu söylüyorsunuz buna yönelik bir e, uyarı Uyarı mesajı var ama kim peki bunu, bunu yapmış kimler olabilir? Kimler yapmış olabilir? Şimdi şöyle diyorlar. Kısaca söyleyin hocam. Herkesten böyle bir tur dönmek istiyorum. Sonra tekrar ee, bir detaylı konuşuruz. Şimdi burada Paşinyan, şunları da söyledi. Dedi ki bu mesele dedi. Yani büyük Ermenistan meselesi veya işte soykırım yoktur dedi. Bu da çok önemli yani. Ee, bunu Sovyetler Birliği döneminde çıkarmışlardır dedi. E, topu Stalin'e attı. Şimdi. E ee, Acaba bu dönemin rejimi mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletlerinden şunu bekliyorduk. Biz Kafkasya'ya müdahale edebilir. Sadece onu söylemiştik. Dikkat ederseniz Doğu Avrupa ile kalmayacak. Suikastlar Kafkasya'ya sıçrayacak demiştim ben. Evet, Dediğim oldu. Ha bu acaba Amerika mı Fransa mı? Çünkü Fransa buraya bir şekilde silah satmak istiyor. Ee, ve herkes burada barış isterken e, buraya kim acaba? Bu o zaman e, Paşinyan'ın şu anki bakış açısı birilerini memnun etmemiş olabilir diyorsunuz. Memnun değil, rahatsız ediyor. Neden? Edelim. Bakın şöyle bakın. Burada bu eğer kabul edilirse Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la beraber büyük bir zenginlik var. Çok kısa söyleyeyim. Ee, şimdi rahmetli babası zamanında ve demirel zamanda ben Orta Asya'ya gönderildim. Ve benim görevim Türkmenbaşı. başı e, Atrağı ve yuka, Atrao yukarıda ve e, hemen e, Afşar onu birleştirmek. Yani Türkiye'nin gaz ve petrolünü Türkiye üzerinden taşımak. Bakın tam bizim sınırda şurada şu bölgede Azerbaycan'ın petrolünü ve gazını taşıyacak Sovyet döneminden kalma gaz ve boru hatları var. Hı. Halbuki ne oldu? Onun değil Gürcistan üzerinden geldi. Azerbaycan'la Ermenistan işlerinin normalleşmesi demek... Ermenistan'ın normal bir hayata ve zenginleşmesi evet. demek. Neden? Gazı ve petrolü bedava alacak Azerbaycan'dan. Bu da hala hazırda İran'a ve Rusya'ya bağımlı olan dışarıdan gelecek diaspora parasıyla yönetilen Ermenistan'ı bağımsız yapacak. Bağımsız Ermenistan'ı kim istemiyor? Emperyalist büyük devletler istemiyor. Hı. Dolayısıyla burada eğer bir mesaj verildiyse ve Paşinyan bugün ölmediyse... Tam da böyle kazalar olduğu burada, bir dönemde... Evet, büyük devletlerin istemedikleri bir oyun var ve bu oyunu bozmak istiyorlar. Ne olursa olsun, bence ikinci mesaj da şu, büyük Ermenistan'ın olmadığını büyük İsrail devletine de söylüyor. Böyle bir hayalin gerçek olmayacağını görüyor ve İsrail'in yalnızlaştığını da Paşinyan akıllı bir devlet adamına gördü bence. Peki, e, Özel abi siz ne dersiniz? Hocam isterseniz burada durabiliriz sizinle. Ay, yani evet. belki dönem tamam. dönem dönmek Şeyde, istersiniz haritaya. E, ne dersiniz? yani Bu bir tesadüf söylüyorum. mü? E, önce şunu söyleyeyim. Paşinyan hedef midir? Paşinyan birkaç yerden hedef. Bir, e, daha önce Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin yetkisini tanıyarak, imza koyarak mesela Putin Ermenistan'a gelirse tutuklarım tarzında Putin'le e, gelildiği yerler vardı ama Mayıs ayının başında Karabağ'daki Rus askerlerinin, Ermenistan'daki Rus askerlerinin çekilmesi konusunda görüştüler. Kendi ülkesinde Azerbaycan'la ve Türkiye ile yürüttüğü muşak siyasetten rahatsız olan bir grup var. Aynı zamanda Paşinyan onların hedefidir. Paşinyan aynı zamanda kimin hedefidir? Diasporanın hedefidir. Çünkü diasporanın varlık evet. sebebi, ee, Ermenistan'ı e, Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığı üzerinden yönlendirmek ve motivasyonları öyledir onların. Yani orada işte mesela Türkiye'deki o çok hayranı olan e, Kim Kardashian'ın babası Hı. Ermeni soykırımı iddialarını savunan bir avukat da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Türkiye açmaya çalıştığı tazminat davalarıyla tanınıyordu. Şimdi bütün bunların dışında Paşinyan hedeftir izlediği siyasetten dolayı ama bu mesele bir Mayıs ayı hakikaten e, türbülans ayıdır. Şimdi e, iki tür türbülans var. Yani hocam varken çok kukayalık etmek istemem ama bir görünen e, uçuş aletlerinin radarlarında görebildikleri türbülans vardır. Bir de o türbülans denizi dedikleri. Şimdi dağlık bölgelerde dağ deniz geçişlerinde özellikle e, çok fazla olur. Hani uçtuğu araziye de baktığımız zaman hem Mayıs ayı hem e, arazinin dağlık yapısı e, bir de arkasından indikten sonraki o yazdığı mesajlar vesaire ee, şu anda yok ama e, ya Paşinyan'ın başına bir şey gelebilir mi? Yani şu endişe doğrudur. Reisi gibi helikopteri düşmez ama Ermenistan'da darbe girişimi olabilir, Paşinyan'ın üstünden suikast girişimi olabilir. Çünkü o gerçekten birilerini rahatsız ediyor. Ama e, o rahatsızlık e, hangi raddeye varır ya da e, Paşinyan'a yönelik bir suikastle döner mi dönmez mi bilmiyoruz. Ama bu <laughs> helikopterin atlattığı şey... E, hani hayatın olağan akışına uygun duruyor bir hava muhalefeti dolayısıyla inmiş gibi duruyorlar. Peki Mesut Hocam yani kısa bir cevap <laughs> istiyorum sizden şunu. Yani şimdi Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan ve işte Ermeni halkı tarafından da eleştirilerin hedefi olan Nikol Paşinyan. Yani silahlı kuvvetler tarafından da bir yandan istifaya çağrılmıştı. şimdi Paşinyan ülkede darbe girişimi var deyip taraflarını sokaklara çağırmış. İşte eline de aldığı megafonla destekçilerine seslenmişti değil mi hocam? Süreç böyle olmuştu. Şimdi sosyal medya üzerinden de bir açıklama yaptı Paşinyan ve bir darbe girişimi olduğunu vurgulayarak Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almıştı. Böyle bir süreç yaşanmıştı. Yani şimdi önce darbe şimdi kazadan mı kurtuldu? Yani burada farklı olan oyun ne? Şimdi e, burada iki tane şey var. Yani Özay Bey'in söylediği Benim çok bu sorum özelinde nasıl bir değerlendirme? Bir, bir tanesi 1915 olaylarını reddetmek. Şimdi... Ermenistan veya İsrail gibi devletleri bir arada tutabilmek için ya yeni devletler bunlar. Yeni bağım. Bir mitolojisinin olması gerekiyor. Büyük Ermenistan. İki, kendilerinin acındırmaları gerekiyor. Türkler bizi kesti. Türkler sizi kesmedi ki. 1915 olaylarını herkes biliyor dünyada. Gel dedi Türkiye. Cumhurbaşkanı da söyledi. Açın dedi ee, bir şekilde tarihi e, dokümanları. Kim ki? Bakın burada Koçarya'nın bir tane şeyi var. Şu anda savunma şeysi biz diyor böyle bir şey yok. her yıl diyor tören yapıyoruz. Adrianik Koçaryan. Türklerin soykırım yaptığını düşünmüyorum. Bir bakan söylüyor bunu ve 1915'te öldürenlerin listesi dahi yok. Şimdi buradaki olayda bir iç savaş var ve iç daha doğrusu bir savaş var. Yedi düverle çarpışan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Burada boşalmış sivil halka yapılan Ermeni komitacıların katliamı ve soykırımı var. Bunun üzerine de devlet bunları yapanları yargılıyor, cezalandırıyor. Öte yandan kendi askerlerini ve mülki amirlerini de cezalandırıyor. Bu Osmanlı devletinin ne kadar adil bir devlet olduğunu gösteriyor. Ve burada herhangi bir şekilde katliamın olmaması için de tehcire gidiyor. Bu bakın giden trenlerin sayıları belli. Kaç kişi sağ çıkmış? Bunlar da belli ve bunu Amerika Birleşik Devletleri diasporası biliyorsunuz Ermenistan'da daha kurulmadan evvel Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Ermenilerini Amerika'ya taşıyan devlet evet. gönderiyor adamların subaylarını tespit ediyorlar ki tehcir var ama soykırım yok. Evet. Ee, bu, bu büyük bir gerçek. O zaman elindeki miti alıyorsun sen ee, ve bu devlet olma şansını bu aşırı radikaller kabul etmiyorlar. Bu bakımdan Paşinyan'ın Hı. bir defa yenilme, evet, yenilmemesi kısaca toparlarsanız yani önce darbe sonra şimdi işte helikopter kazasından e, kurtuldu buradaki oyunlar her türlü silahı da kullandı 30 sene burayı silahlandırdılar burada Azerbaycan ordusu kendi toprağını aldı dolayısıyla bunu kabul etti Paşinyan yenilgiyi de kabul etti ve bir tek şey var dedi barış yapmak ama bu barış sadece Azerbaycan Türkiye ile de olması lazım Hı. bunu istemeyenler Özay Bey'in dedi ki bence e, Fransa'daki diaspora başta geliyor. Açıkça söyleyeyim neden? Tekrar buraya silahlandırılıyorlar. Hı -hı. Şimdi hiçbir şekilde alakası yok. Hindistan, Ermenistan'a silah veriyor. Niçin? Türkiye, Pakistan'a silah veriyor diye. Dolayısıyla burada üçüncü söylediğim şey silah tüccarlarıdır. Evet. İstemeyenlerin bir tanesi de o. Ama onlar <laughs> ne isterse yapsınlar. Burada Kafkasya'da barış hakim olacak. Çünkü barıştan başka çözüm yok. Evet. Peki hocam teşekkürler. Peki.